Ama bu ara yine bakıyorum, birileri ülkemize çöreklendiler. Aynen Gezi olaylarında olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin. Avucunuzu yalayacaksınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da faiz lobisine teslim olmayacağız, döviz oyununu birlikte bozacağız mesajı verdi. Yastığının altında doları olan, avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL'ye yatırın. Yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. Yok kurmuş vurmuş. Ne kuru ya? Ne kuru? Hepsi hikaye bunları. Hepsi hikaye. Biz George Soros'un bilmem neyin affedersin kulu kölesi değiliz. Biz Allah'ın kuluyuz, Allah'ın. Erdoğan Türkiye'ye döviz üzerinden manipülasyon yapmaya kalkanların bedelini ödeyeceğini söyledi. Girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Milletimden benim ricam şudur. Dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır. Paralarını gidip dolara, bilmem avroya yatırmasınlar. Paranızda yolunuza devam. Çok kısa bir sürede kur balonunu söndüreceğiz. Cumhurbaşkanı Avrupa'daki AK Parti'ye yönelik siyaset yasağını ve ikiyüzlü tutumu da eleştirdi. Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar. Cumhurbaşkanı muhalefetin sadece yıkmak üzerine siyaset güttüğünü söyledi. CHP'nin geçmişini hatırlattı. Bunların derdi yapmak değil, yıkmak. Dün Nuri Demirağ'ın fabrikalarını yıkmışlardı. Kim? Bu CHP zihniyeti. Uçak fabrikasıydı. Gaz ocağı fabrikasına çevirdiler. Bu CHP zihniyeti. Şimdi de bizim kurduğumuz fabrikalara göz dikiyorlar. Dünya değişiyor. Türkiye değişiyor. Ama bu CHP zihniyeti değişmiyor. Bunlar cami bulursa cami yıkar. Fabrika bulursa fabrika yıkar. Gönül yıkmakta zaten üstlerine yok. Türkiye'ye eser değil, enkaz vaat edenlere, büyüme değil, küçülme hesabı yapanlara biz cevabımızı projelerimizle, yatırımlarımızla vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki de müjde verdi. Biri güvenlik korucuları içindi. Güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Erdoğan'ın diğer müjdesi ise Rusya doğalgazındaki indirimdi. 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya'yla bu ülkeden aldığımız doğalgazda %10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.